İkisinin birlikte bana karşı nasıl böyle oyunlar oynayabildiğini bir türlü anlayamıyorum. Yani tüm bu skandal, bu patlama, bunları ikisi mi yaptı? Anandi her şeyi senin yaptığını söylüyordu oğlum. Ne demek istiyorsun? Polis seni bıraktı ve ikisini nezarethaneye mi kilitledi? Bu ne saçmalık? Sakin. Sakin ol Bay Ravi. Mehul, oğlun Daygar'da hapiste yatıyor. Nasıl sakin olayım? Üzgünüm teyze. İkisini de kurtarmak için çok uğraştım ama bu video onlara karşı o kadar güçlü bir kanıttı ki kimse beni dinlemedi bile. Avukatı da aradım ama mahkemeler bütün gece kapalı. Bu kız resmen bütün ailemizin onurunu ayaklar altına aldı. Onu buraya getirmeyi nasıl kabul ettiğimizi gerçekten bilmiyorum. Büyük anne, bu tek başına Anandil'in suçu değil. Hepimiz onun böyle biri olmadığını biliyoruz aslında. Mutlaka birileri onu kışkırtmıştır. Anandi onu kaçırdığını söyledi ama polis seni bıraktı. Nasıl? Tek söylemek istediğim, onu benim kaçırmadım. O bu hikayeyi uydurmuş. Gerçekten çok üzgünüm. Lütfen bana inanın. Size gerçeği söylüyorum. Biliyorum ikiniz de oğlunuz aleyhinde tek kelime duymak istemiyorsunuz. Ama eminim ki tüm planı Anand'ın beni tuzağa düşürmesi içindi. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ne saçmalıyor bu? Oğlum bunu neden yapsın? Şimdi Anand benimle olan sorumunun ne olduğunu söyleyebilecek mi sizce? Bugün değil, çocukluğundan beri, Anand ile ilk tanıştığından beri onun beynini bana karşı yıkıyor, bana inanın. Teyze, Anand'i çok seviyorum ama gerçek şu ki Anand her zaman evliliğimizin ortasında durdu. Ben oğlumu tanırım. O asla yanlış bir şey yapmaz. Patlama büyük bir olay. Oğlum her zaman doğruyu destekler. Ve buna inancım tamdır. Bunu böyle bilin, tamam mı? Sen hala oğlunu mu savunuyorsun Bay Ravi? Madem gerçeğin peşindesin, o zaman elini kalbinin üzerine koy ve kendine sor. Evli bir kız olan Anandi için Anand'ın hakkından geçen bu şeylere kapılması yanlış değil mi? Kendine bunu sor. Hastaneden sonra Amerika'ya döneceğini sanıyordum. Anne, geri dönmeyeceğim. Kalmam için başka bir sebep var. Anandi mi? O çok zorlu bir yolculukta. Desteğe ihtiyaç var. Anand'ın sabahtan önceki faaliyetle serbest bırakılması mümkün değil. Mümkün değil mi? Bu Anand'ın bütün gece hapiste kalacağı anlamına geliyor Mehul. Mehul, oğluma ne oluyorsa hiç iyi gitmiyor. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum Bay Ravi. Seni sonra ararım Mehul. Bak Bay Ravi, ailelerimiz arasında çok eskiye dayanan bir ilişki var. Bu yüzden şimdiye kadar sessiz kaldım ama Cigar, Anandi ve Anand arasında her ne oluyorsa bu iyi gitmiyor. Siz polis ve hapishane için endişe ediyorsunuz ama ben Anand ile Anand için endişeliyim. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi Bay Ravi? Ne söylemeye çalıştığını çok iyi anlıyorum ve haklısın. Büyük bir saçmalık oldu. İki aile arasında biraz mesafe olması daha iyi olacaktır. Anandi'nin okulunun yakınında bir ev gördüm. İstersen orada kalabilirsin. Memur. Evet efendim. Evet. Çocuğu çıkar. Tamam. Tamam.
Merak etme. Kefaletimizi ödemeye gelmiş olmalılar. Yakında buradan çıkacağız. Kefaletini öden de çık dışarı. Gel Anandi. O değil. Sen. Ne? Merak etme. Seni özgür bırakmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Sanırım bir karışıklık var. Ben gidip konuşayım. Merhaba. Anand. Bu nasıl oldu? Tüm bunları daha sonra konuşalım. Onun kefaletle serbest bırakılmadığını bir sorun olduğunu söylüyorlar. Doğru söylüyorlar. Hadi. Hadi eve gidelim. Ne? Yani Anandi'nin kefalet belgelerini getirmedin. Anandi'yi yalnız bırakıp hiçbir yere gitmedin. Anand. Onu buradan çıkarmak ne senin ne de benim sorumluluğum. Hadi gidelim. Anandi'nin kefaleti için bir ailesi ve kocası var. Tamam mı? Amca haklı. Evraklar. Komiser. Evet efendim. Kızı getirin. Tamam efendim. Kefaletin ödendi. Dışarı çık. Anandi. Çok üzgünüm. Bütün geceyi hapiste geçirmen gerekti. İyi misin? Ne olduysa oldu. Seni affettim ben. Umarım iyisindir. Evliliğimizin daha iyi olmasını ben bütün kalbimle gerçekten istiyorum ama bunu tek başıma yapamam ben. Bu konuda desteğe ihtiyacım var. Eğer bana destek olmazsan olacakları tahmin bile edemem. Cigar bu dramayı durdur. Yoksa... Yoksa ne? Ne yapacaksın? Bu aramızdaki bir mesele. Öyle değil mi? Cigar sana söylüyorum. Anand yeter. Cigar ve Anand kendi sorunlarını kendileri çözecekler. Bu seni ilgilendirmez. Hadi, gidelim buradan.
Bugün 18 yaşına girdin anneanne. Bugün sana doğum günü hediyen olarak kanatlarını geri veriyorum canım kızım. İstediğin kadar yükseğe uç. Kafandaki sinduru silmek kaderini değiştirmez anandi. Sen benim karımsın ve her zaman öyle kalacaksın. Yeter Cigar Ancarya. Yeterince drama yaptın. Buraya neden annemin elbisesini giyerek geldiğimi biliyor musun? Çünkü kendimi cesaretlendirmek istedim. Bugün seninle tüm bağlarımı koparıyorum Cigar. Ben senin karın değilim. Kalbimle hiç orada olmadım. Şimdi yasal olarak da olmayacağım. Evliliğimiz bitti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.